Arkadaşlar selam. Her gün bir kişiye 500 TL çekiliş yapıyoruz. Çekilişe katılmanız çok basit. Bu videoya like atıyorsun, kanala abone oluyorsun ve Instagram ya da Discord adresini yorum olarak bırakıyorsun. Ben de her gün bir kişiye skin çekilişi yapıyorum. Çekiliş sonuçları da her videonun sonunda görebilirsiniz. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Yeni bir kasa açma videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün K-Drop'tayız. K-Drop'ta 5000 300 dolar bakiyemiz var Bugün deli gibi katlayacağız arkadaşlar Bize ne lazım para lazım Bugün eğer sizde kaplamak istiyorsanız Dexon kodunu kullanmayı unutmayın Bak Dexon koduna özel çekilişimiz var Arkadaşlar bak buraya 204 kişi Katılmış daha da arkadaşlar Çekiliş açacağım yani Ayda yaklaşık 120 bin TL'lik çekiliş yapıyorum Kimin koduyla para yatıracağınızı biliyorsunuz O yüzden çok konuşmuyorum Hani herkes konuşur Dexon yapar ya Abi 716 dolar direkt katıldım abi kim bu charm kuel abi charm kuel'i severim en son ee, hackerlarla başı dertteydi bakalım bugün charm kuel'e selam verelim abi ya charm kuel'e selam olsun o yayında mı charm kuel'e gitsek mi bir yayınla ya şimdi uğraşmak da istemiyorum ya hani şeyle uğraşmak açmayla uğraşmaktan kastım bakalım charm kuel yayında mı galiba youtube videosuna mı koyuyor charm kuel Yazalım şuraya çam kuel Aynen yayında Bakalım Aa yayında Buradan çam kuele de selam olsun arkadaşlar Biz neyse kendi Kasa açmamıza geri dönelim Dün bize deli gibi item verdi Bugün de inşallah güzel item verir Şu an 716 dolar daha verdiğimiz parayı çıkartmadı. Hadi ya. Ama kazanmamız güzel ya. Vallahi yok ettik Charm Coil'i. Yani kaç yıldır yapıyoruz yani. 4-5 yıldır yapıyoruz Çan. Sen git araştırmanı yap ya kardeşim ya. Çarma buradan selam olsun arkadaşlar. Seviyorum. Gerçekten YouTube'da olmayan bir kategori getirdi ve inanılmaz güzel. Bu şey videosunu, Ay Yıldız videosunu ben hatırlıyorum. Benim çocukluğumda da vardı. Herkes ölüyordu, bitiyordu. Bana çok saçma geliyordu. Çünkü hani hack işleri arkadaşlar o kadar kolay değil. Hani öyle herkes gelip de böyle işte site vesaire ekleyeyim. işte bankaların sitelerini ekleyeyim. işte devlet sitelerini falan ekleyeyim. Öyle kolay işlemiyor. Hani ben de zamanında ben mesela çocukken hackerdım. Hani belki şey şey hackerdım mı şey yapmayın hani böyle küçümsemeyin herkes çünkü hackerım ben şöyleyim ben böyleyim diyor ama ben gerçekten hackerdım bak nasıl hackerdım bak hackerlık nasıl bir şey biliyor musunuz mesela bir site var mesela ben out, outlook yoktu o zamanlar hotmail, hotmail vardı bir açık vardı o açıktan yararlanarak hangi sosyal medya hesabını istiyorsanız hackleyebiliyordum hani gmail'de bunu yapamıyorsun ama hotmail olan her şeyi hackledim. Arkadaşlar selam. Bugün sizlere efsane bir siteden bahsedeceğim. Skin kantor. Paranı, CSGO skinlerini direkt paraya dönüştürüyorsun. Ne yapacaksın? Mesela yarın kız arkadaşınla buluşacaksın. Cebinde para yok abi. Acilen paraya ihtiyacım var. Mesela benim cebimde para yok arkadaşlar. Acilen paraya ihtiyacım var. Abi sat şunu. Sat bunu. Nerede? Bak bunu sattım. 16 dolar arkadaşlar. Direkt yazıyorum buraya Tether adresimi. Direkt BTC adresimi yazıyorum buraya. Buraya yazıyorum. Bu promo kod yerine de Dex yazıyorum. %5 de sana buradan fazla veriyor. 5 dolar Dava para geliyor gönder dedim. direkt direkt arkadaşlar yarın kız arkadaşımla buluşma param geliyor ya. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi trade urelem geldi. Diyor ki burada leveline bak diyor ona gönder gönder diyor. Botun leveli 05'miş. Steam'e sitime ta katılma tarihi falan filan yazıyor. Bak buradan direkt ben bunu gönderiyorum. Benim Tether hesabıma direkt para gelecek arkadaşlar. Bu kadar kolay onaylayacağım. Sonra Tether hesabıma direkt param yatıyor. ya yani bu kadar kolay yani. Kız arkadaş karşısında buluşacağım paran yok gel skin kantor da sat itemini buluş al yüzde beşte benden hediye Aşağıdaki linkten de katılabilirsiniz. Buraya dex yazmayı unutmayın arkadaşlar satarken. Şuradan göstereyim. Ya işte o promo kod yerine dex yazmayı unutmayın. Görüşürüz diyebiliyordum. O zamanlar da hani Gmail'den daha büyüktü Hotmail. Herkes onu kullanıyordu. Yani zamanında ben gerçekten hani büyük hackerlardan birisiydim yani. Ama hani benim dediğim hackerlık böyle kod yazıp şey yapmak değil. Açık biliyordum. O açıktan yararlanarak hackliyordum. Hani açığı da söyleyeyim. Mesela zamanında şöyle bir şey vardı. Mesela Facebook çok ünlüydü. Herkes Facebook'ta e, ne denir ona? Hani herkes Facebook kullanıyordu. E, Instagram kullanıyor şimdi herkes. Hani onun gibi popülerdi. Bilmeyenler için söyleyeyim. Zaten çoğu biliyordur. E onda da şöyle bir şey vardı. Hotmail bir yıl sonra siliyordu. Neyi siliyordu? Hani hesabı siliyordu. Giriş yapmadığın için giriş yaparsan tekrardan aktif ediyordu. Bizde yani bizde bir tane uygulama vardı Facebook'ta hani mesela sen e-postanı gizliyorsun ya bir uygulama üzerinden senin e-postanı görebiliyorduk. Senin e-postanı görüp onu tekrardan kayıt açıyorduk. Senin e-postan silindiği için. Sonra senin Facebook OE e-posta adresine bağlı olduğu için şifre unuttum diyorduk ona geliyordu. Yani böyle bir açık vardı o açıktan biz güzel yararlanıyorduk ve güzel kazanmışız güzel güzel temiz. Yani çocukken ben de çok kovaladım yani ama öyle şey işte kod yazayım şöyle yazayım böyle yazayım muhabbetleri yoktu yani. Sadece şeyler vardı önceden hani böyle güvenli değildi yani bu birkaç tane şifreyi eksik yanlış yazınca bir şeyler çıkıyor ya o o kadar yoktu. Hani bir uygulama vardı orada mesela 5 milyon tane şifre vardı. O şifreleri tek tek deniyordu. Öyle hackleme vardı yani. Öyleydi yani bilmiyorum. Yani güzel günlerdi o günler var ya gerçekten çok özlüyom ya. Vallaha hani bizim zamanımızda arkadaşlar 0. Facebook vardı. Sonra şey vardı Facebook sayfaları vardı ben o Facebook sayfalarına kodlama yapıyordum onu satıyordum biliyorsunuz mu hani Facebook üzerinde hani web kodlama var yani burada web sitesi üretiyorsun ya sayfanın içinde de böyle üretme yeri vardı çok büyük şirketlere yaptım Armine değil Armine'nin baş harfine bir şey ekleniyordu ya hani Armine gibiydi ismi ama baş harfi sadece bir tane baş harfi farklıydı Marmine miydi Narmine miydi öyle bir çok büyük bir tane firmaya hatta o da şeydi yani kapalı giyimdi ona baya iş yaptım yani deli para vermişlerdi Vallahi çocukluğumda öyle geçti yani çocukluğumuzda da hızlıydık hani anlatabiliyor muyum? Evet. Bu video bu kadar görüşürüz. <laughs>